Anadolu, medeniyetlerin doğup geliştiği topraklar, tarımın, ticaretin, bilimin kaynağı. Tarih boyu bu toprakları özel kılan bir şey vardı. Üzerinde yer alan yeryüzü şekilleri ve bitki örtüsü. Dağlar, akarsular, ovalar. Yalnızca coğrafyamıza değil, insana ve onun hayatına da şekil verdi. Kimi zaman fırsatlar sundu, kimi zaman sorun çıkararak çözüm bulmaya zorladı. Anadolu'da yaşam tüm bu şekillerin etrafında devam ediyor. Plato, deniz seviyesinden oldukça yüksek, geniş düzlüklerdir. Bu düzlükler etrafında yaşayan insanlar için önemli bir fırsat sunar. Anadolu'da bu fırsatlarla dolu yer şekline yayla denir. Hayvancılık tarih boyu Anadolu'nun en başat ekonomik faaliyetlerinden biri ve yaylalar bu ekonomiyi besleyen doğal bir kaynak. Yayla binlerce yıldır hayvancılara kapılarını cömertlikle açıyor. Onların hayvanlarını besliyor, işlerini kolaylaştırıyor ve kazançlarını arttırıyor. Ovacık, çevresi 5 milyon yıllık yaşlı ve büyük dağlarla çevrilmiş Tunceli'nin eski bir ilçesi. Arazinin verimsiz olması ve uzun süren kış ilçede tarım olanaklarını sınırlıyor. Fakat aynı zamanda dağların geniş yaylalarında eriyen karlarla birlikte yetişen otlar hayvancılığın gelişmesine de imkan sağlıyor. Ovacık'taki mercan yaylalarında hareketli bir sabah. Yüksek yamaçlarda hayvanları otlatan çobanlar hayvanlarla birlikte yaylaya iniyor. Bütün gece otlayan hayvanların neşeli sesleri temiz dağ havasında yankılanıyor. Yazı yaylada geçirmek için gelen hayvancılar çadırlarını kurmaya başladı. Çok geçmeden her yer çadırlarla dolacak. İlhan ailesi ise bir haftadır yaylada. Ailenin küçük kızı Eylül kahvaltı hazırlığına başlamış. Kahvaltıda yaylaya yeni taşınan komşularını ağırlayacaklar.
için de var Ali'ye. Ben tek kaldım, o yüzden dedim bir komşum yanındayım. Ha, gece eşin davara gidiyor, sen çadırda yalnızsın. Ha, yakın olur, sokma her tarafın millet olur. Aynen. O yüzden ben dedim ya, yaptım indireyim. Size emanet olun. Bizim bile çok fazla. Valla köylü de söyledi. Bir şey olursa gelin köyüne bak. Yeni gelen komşulara ikramda bulunmak bir Anadolu geleneği. Aylarca kısıtlı imkanlarla yaylada kalacak köylüler.